بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر برادر محمد بالتا، ممبر آف پارلیمنٹ فرام تراب زون اینڈ پریزیڈنٹ آف دی پاکستان ٹرکی پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ، مائی ڈیئر برادر جمال دہمیر، ہیڈ آف دی گسام، ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. I would like to thank Gassam and Party Sultan Mehmet Waqf University for organizing this event. Kashmiris in the occupied Jammu and Kashmir, as well as across the globe, are observing Black Day today to mark that infamous day in 1947 when India forcibly and illegally occupied the state of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory and remains one of the longest lasting situations of foreign occupation along with Palestine. It is one of the oldest unresolved issues on the agenda of the United Nations Security Council. The occupied Jammu and Kashmir has also the dubious distinction of being the most heavily militarized zone in the world, with over 700,000 Indian military and paramilitary troops deployed there. This dispute has been the cause of numerous conflicts in the region and continues to jeopardize the prospects for regional peace, stability, and prosperity. The United Nations Security Council, through its numerous resolutions, declared that the final disposition of the state of Jammu and Kashmir would be in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. However, we all know that despite attempts over the last few decades, no meaningful progress has been made towards the implementation of these resolutions. India has exploited this collective failure by resorting to state terrorism to suppress the legitimate aspirations of the Kashmiri people. Since 1989, more than 94,000 Kashmiris have been killed by Indian security forces, many under custody. Thousands of mass graves have been discovered. More than 10,000 women have been raped and assaulted by the occupying military and paramilitary forces. However, the security forces enjoy complete impunity due to draconian laws that prevent any accountability and give sweeping powers to them. According to the Amnesty International, to this day, not a single member of the Indian security forces deployed in Jammu and Kashmir over the past 25 years has been tried for human rights violations in a civilian court. The extrajudicial killing of Kashmiri youth leader Burhan Muzaffarwani on 8th of July 2016 triggered the latest phase of indigenous uprising, seen by many as the beginning of another Kashmiri intifada. Indian efforts to suppress this latest indigenous uprising has already resulted in the death of more than 150 innocent Kashmiri protesters, while over 15,000 have been injured. More than 700 people have suffered severe eye injuries due to the use of pellet guns. Over 150, including women and children, have been permanently blinded. India has imposed a total media blackout in the region, and there is no cable TV, internet, or mobile service functional there. India has also imposed a debilitating curfew in the region for the past several months that has virtually imprisoned the Kashmiris to their home, resulting in critical shortages of food and medical supplies. Doctors and paramedical staff have been repeatedly attacked and harassed. Kashmiri political leaders have been arrested or placed under detention. All forms of political expression have been banned. Despite severe restrictions, the international media has been able to document the atrocities and violations of fundamental rights of the Kashmiris. Many independent human rights organizations, including Amnesty International and Human Rights Watch, as well as some in India, have expressed grave concern over this situation,
calling for an independent investigation. The OIC and the United Nations High Commissioner for Human Rights have demanded an independent inquiry into these atrocities. The United Nations Military Observers Group, UNMOGIP, constituted by the UN Security Council in 1949, remains deployed in the region to this day. While Pakistan allows full and unfettered access to UNMOGIP, India continues to refuse any access to it. In fact, India has been incrementally making the operational existence of the UN mission more and more difficult. To divert international attention from its own atrocities and to mislead the world opinion, India has been trying to paint the legitimate Kashmiri struggle for self-determination as terrorism. This is a travesty, which would neither undermine the legitimacy of the Kashmiri cause nor stop the Kashmiris from seeking justice. In this backdrop, we believe it is essential for the international community to take urgent action to help stop the grave human rights violations taking place in Indian-occupied Kashmir and fulfill its moral responsibility by facilitating the realization of the inalienable right of the Kashmiris to self-determination. For its part, Pakistan would continue to extend moral, political, and diplomatic support to the Kashmiri people. Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif, while addressing the United Nations General Assembly last month, called for an immediate end to the bloodshed and human rights violations in Jammu and Kashmir, as well as for a fair, independent, and transparent inquiry under the UN auspices to hold the perpetrators accountable. The Prime Minister also reiterated Pakistan's offer to India to enter into a serious and sustained dialogue for the peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute. This is imperative for durable peace in South Asia, indeed an essential requisite for its more than 1 billion people to focus on their socio-economic development and higher standards of living. Before concluding, I wish to express our profound gratitude to the leadership, government, and people of Turkey for their consistence and principled support and solidarity for the Kashmir cause. Turkey is a very important voice, both within the Islamic world and at the international level. We have no doubt that Turkey would continue to extend all possible support for the people of Jammu and Kashmir until they get justice and are able to decide their own future according to their own wishes. This event today is another important reflection of Turkey's abiding commitment to the just cause of Kashmir. I congratulate and thank everyone who has contributed to the holding of this panel discussion. Thank you very much, and may Allah bless all your efforts. Amin. Sayın Büyükelçim, çok değerli divan, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, geçtiğimiz günlerde Pakistan'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bütün Pakistanlı kardeşlerimize buradan sabırlar diliyoruz. Acıları acımızdır, sevinçleri sevinçlerimizdir. Bunu burada tekrar ifade etmek istiyorum. Evet, burada çok değerli katılımcılar var. Konuşmacılar var. Elbette onlar bu Keşmir konusuyla alakalı çok daha derin, çok daha bizleri aydınlatıcı bilgiler verecekler. Ama bizler de bir şeyler söylemek isteriz, katkıda bulunmak isteriz. Özellikle konuşmaya başlamadan önce başkan bizi uyardı. 10 dakika dedi. Biz de inşallah 10 dakika içerisinde bitirmeye çalışacağız. Türkiye ve Pakistan arasında geçmişten gelen sağlam kültürel ve tarihi bağların yanı sıra İslam'dan kaynaklanan sağlam bir dostluk da bulunmaktadır. Her iki ülkenin de büyük bir çoğunluğunu Müslüman oluşturmaktadır, Müslümanlar oluşturmaktadır. Türkler ve Pakistanlılar en zorlu zamanlarında bile birbirlerine güveneceklerini çok iyi bir şekilde biliyorlar.
Zaten bunu Türkiye'deki darbe girişiminden sonra, 15 Temmuz bu hain darbe girişiminden sonra özellikle ilk tepkilerini veren, bu ülkenin yanında olan, bu 80 milyon kardeşlerinin yanında olan Pakistan hem devleti hem de Pakistanlı kardeşlerimizdi. Ben tekrar bu 15 Temmuz sürecinden sonra o desteklerinden dolayı bazıları televizyonların başında dua ettiler. Ama devlet yetkilileri de özellikle Türkiye'ye desteklerini beyan ettiler, ilan ettiler ve oradaki Pakistanlı kardeşlerimizin de bizim yanımızda olması da bizlere ayrıca güç ve kuvvet verdi. Ben tekrar burada huzurlarınızda bütün Pakistanlı kardeşlerimize teşekkürlerimi, selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Her zor zamanımızda özellikle bu kardeşlerimiz bizimle beraber oldu. Bizler de onların zor zamanlarında, iyi zamanlarında her zaman onlarla birlikte olacağız. Biz Pakistan'ı seviyoruz. Onlar da bizleri seviyor. Bu sevgi bir diplomatik dille konuşulan bir şey değildir. Gönülden, şurada biz desteklenerek birbirimizi sevdiğimizi anlıyoruz. Ben burada yazılmış metnin dışında, hazırlanmış metnin dışında duygularımı da paylaşmak istiyorum. Mayıs ayı içerisinde biz Pakistan'a bir ziyaret yaptık. Çok değerli Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'la birlikte kardeşlik dedik. Biz Pakistanlı kardeşlerimizi, Pakistan'ı belki onları görmeden onları sevdik. Ama onlar bizlerin büyüklerimiz, babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz bizlere Pakistan'ı ve geçmişte o bağlardan bahsettiler. Ama biz bir kez daha Pakistan'a gittiğimiz zaman gerçekten kendi evimizde kendimizi hissettik. Bu çok önemli bir duyguydu. Bunu hissetmek lazım. Biz bunu orada hissettik. Yani Türkiye'den ayrıldık, Pakistan'a gittik ama Türkiye'deki gibi kendi evimizde oradaki kardeşlerimiz bizleri bağırlarına bastılar, bizlere kardeşliklerini gösterdiler, bizlere insanlığın bütün güzelliklerini orada gösterdiler. Biz ondan sonra da şunu söyledik, iyi ki sevmişiz bu kardeşlerimizi dedik tekrar. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin sorunları olduğu gibi Pakistan'ın da özellikle sorunları var. Özellikle Pakistan'ın hem askeri hem polis güçleri terörizme karşı mücadele ediyor. Bu mücadelelerinde biz her zaman Pakistan'ın yanında olduk, bundan sonra da yanında olacağız. Bizler de terörle mücadele ediyoruz. Yıllardan beri terörle mücadele ediyoruz. Şu anda da hem içeride hem dışarıda terörle mücadele ediyoruz. Ama Allah'ın izniyle bunları karşılıklı dayanışmayla birlikte aşacağız. Bunların üstesinden geleceğiz. Özellikle Pakistan'ımızın Keşmir konusuyla alakalı ülke olarak, Türkiye olarak bu konuda Pakistan'ın bu haklı davasını her zaman destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda özellikle OECD içerisinde aktif bir şekilde biz desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde aktif bir şekilde desteklerine devam etmekte. İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde desteğini de sürdürmeye devam edecektir. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Geçmiş sorununun bugüne kadar gelmesindeki asıl nokta Pakistan'ın sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde halk oylamasına gidilmesini önermesine rağmen Hindistan'ın bu öneriye yanaşmamasıdır. Hindistan yönetimi bu reddetmeye gerekçe olarak da bölgenin istikrarsız durumunu ve Pakistan'dan gelebilecek kökten dinci unsurları göstermişti. Böylece bir noktadan başlatabilecek çözüm girişimi ve yaklaşma çabaları da Hindistan'ın olumsuz durumu nedeniyle akamede uğradı ve kabuk bağlamayan bir yara gibi bugünlere kadar süre geldi. Netice olarak Keşmir, Hindistan ve Pakistan'ı 1947 yılından beri 3 kez savaşa sürüklemiş ciddi bir sorundur. Tabii bu sorunun çözümlenmemesindeki en büyük etken Keşmir'deki ayrılıkçı harekette ve Pakistan'la birleşme talepleri için
Pakistan'ı suçlayan Hindistan'ın reddedici davranışıdır. Nitekim Hindistan Geçmir'de ciddi boyutlarda insan hakları ihlalleri gerçekleştirmiş ve yaklaşık 700 bin kişilik orantısız bir güçle Hindistan'ın işgalin haksızlığına karşı çıkan ve bağımsızlık isteyen Geçmir halkına karşı baskıda bulunmuştur. Bu baskılar sonucunda da bugüne kadar, yani 1989'dan beri yaklaşık 94 bin kardeşimiz şehit olmuştur. Biz Hindistan, Pakistan heyeti Türkiye'ye geldiği zaman fotoğraflarla beraber bazı şeyleri biz görünce insan olarak daha fazla hüzünlendik, daha fazla özellikle bu konuyla alakalı bizim Allah'ın yarattığı en kutsal varlığa karşı işlenen bu yapılan katliamlara karşı bizim daha fazla sesimiz çıkması gerektiğini düşündük. Özellikle burada 12 yaşındaki çocuklar, genç çocuklar ve şunları sizlerle paylaşmak isterim. Bu resimleri sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle bu kullanılan silahlar uzun vadede insanın vücudunu bir kemirerek ve insanın cile çekerek ölümlerine neden oluyor. Şurada yine farklı farklı resimler var. Görüyorum ki elbette ki sizler bir üzülüyorsunuz ama yani orada kardeşlerimizin neler çektiğini, mesela hekimlerin özellikle gözlerinden vurularak bazı hekimlerin kör olmasına, bazı hekimlerin ölmesine neden oluyor. Bunlar bizlerin insan olarak işimizi açıdan ve yaşarken de bunların olmaması için çok fazla duyarlı olmamız lazım ve dua da etmemiz lazım. İşte buradaki çocukları görüyorsunuz resimlerde. Yine gözlerinden vurulmuş bir vaziyette. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Yine şurada bakın şu resimlere bakın. Bunlara baktığımız zaman biz üzülüyoruz ama üzülmek bu işi çözmüyor. O zaman diplomatik olarak çok daha fazla bizim hep beraber çalışmamız lazım gerektiğini burada düşünüyorum. Herkesin elinde ne varsa, ne gücü varsa bunları kullanması lazım. Bazıları diplomatik diliyle beraber çevresini kullanır. Devletler bu işe destek verir. Ama bazıları da hiçbir şey yapamasa dua eder. Yani burada genç kardeşlerimiz var. Belki onlar dünyanın farklı yörelerindeki insanlarla beraber olacaklar. Bunları herkes etrafına anlatması lazım. Lobi faaliyet yapması lazım ki burada bu baskılara, bu insanlar adına yapılan özellikle kontrolsüz ve güce karşı hep beraber, bizim hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Geçmiş sorununun günümüzde ancak diplomatik yollarla çözülmesi kalıcı barışı sağlayabilecektir. Az önce de söyledim. Bu işi diplomasi yoluyla çözülmesi lazım. Yani Pakistan, Hindistan bu işi diplomasi yoluyla çözmesi lazım. Ama en önemli şey Birleşmiş Milletler kararlarını göz önünde bulundurarak bu işi diplomatik yoldan çözülmesi bizim en büyük temennimiz. Aslında hukuki yollardan ve uluslararası kararlara uygun bir şekilde çözülme oldukça basit olan Geçmir sorunu daha önce de bahsettiğimiz için üzere Hint tarafının takındığı reddedici durum neticesinde bir çözüme kavuşamamış. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1948-1949 daireli kararlarına bakıldığı zaman Geçmir halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı olduğu açıkça görülmektedir. Birlik ve dayanışma olmadan adalet ve barış inşa edilemez. Birlik ve dayanışma olması lazım. Birlik anlayışımızı altını çizerek ifade ediyorum. Özellikle hasret ve vahdet ilkesi üzerine kurmamız gerekiyor. Farklılıklarımızla beraber birlik olmayı başaramadan Müslümanlar olarak yaşadığımız sıkıntıları aşamayız. Müslümanların Geçmir konusunda ve İslam dünyasındaki diğer olaylar karşısında ortak bir sorumlulukları vardır. Geçmir'deki Müslümanları sözlü ve siyasi olarak korumak tüm ülkelerin görevidir diye düşünüyoruz. Geçmir sorununun bu kadar uzatılmasını anlamak da mümkün değildir. Halkın taleplerine kulak verilmeyen bir Geçmir meselesi vardır. Geçmir sorununun çözümü için en doğru ve en hakkaniyetli yolunun bölge halkının tercihlerine kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum.
Keşmir halkının isteklerini demokratik bir şekilde belirleyecek özgür ve adil bir ortamın oluşturulması ve konuya ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarının dikkate alınması gereklidir. Keşmirlilerin de çözüm sürecine dahil edilmeleri sorununu barışçıl yollardan çözümüne katkı sağlayacaktır. Keşmir halkının dileği, dinlerini rahatça yaşayabilecekleri, insanların sadece Müslüman oldukları için zulüm görmeyecekleri, çocuklarını barış ve güvenç içerisinde büyütebilecekleri bir toprağa sahip olmaktır. İyi niyete ve karşılıklı güvene dayanan adımlar atılarak yaklaşık 60 yıldır süren bu soruna barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunmalıdır. Bilhassa Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları İslamofobi, baskı, şiddet ve tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi için İslam ülkelerinin hep birlikte hareket etmesi şarttır. Sonuç olarak bugün Keşmir'de olup biten her şeyi belki de resmin sadece küçük bir parçası ile bölgesel arenada yer alan tüm aktörlerin belirttiği gibi bölgedeki barışın sağlanmasındaki yegane anahtarın Keşmir olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye'de Keşmir konusunda Pakistan'a desteğini sürdürecektir. Bu sadece diyalog ve diplomasi ile çözülebilir. Güç kullanımı hiçbir zaman çözüm olamaz. Pakistan'ın da tutumunun aynı şekilde olduğunu biliyorum. İşte bu yüzden bu konuda Pakistan'a destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Keşmir sorununun daha fazla zaman kaybetmeden diyalog yoluyla ve uluslararası meşruiyet temelinde ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde Keşmir halkının meşru talep ve çıkarları dikkate alınarak tüm taraflar için kabul edilebilir bir çözüme kavuşturması gerekmektedir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bu sorunun en kısa zamanda çözülmesine Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Özellikle burada bu toplantının ve bu toplantıların ve Pakistan devletinin özellikle bu konuyla alakalı oluşturduğu kurulların dünyanın dört bir tarafına gönderilen özellikle yetkililerin bu konuda özellikle başarılı çalışmaları yapıp bu sorunun da en kısa zamanda çözüleceğine, katkıda bulunacağına inanıyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda biz ülke olarak da, ben şahsen Pakistan Dostluk Grubu Başkanı bir kardeşiniz olarak da bu yapılan çalışmaların, yapılacak çalışmaların hepsinde yer alacağımızı, elimizden gelen çalışmayı yapacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Ben tekrar çok değerli katılımcılara, bu masanın etrafında olan, biraz sonra görüşlerini ifade edecek olan bilim adamı, gazeteci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ve son söz olarak da yaşasın Pakistan Türkiye kardeşliği diyor. Hepinize en derin saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın vekilim, Sayın Pakistan değerli büyükelçisi, diplomatlar, STK'ların değerli temsilcileri, gazeteci arkadaşlar, değerli hazırım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki geldiniz. Ben de konuşmama başlamadan önce 15 Temmuz'da ülkemizde vuku bulan hain saldırıyı ve bu saldırıda şehit olan kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aynı zamanda Pakistan'da ve Keşmir'de şehit olan kardeşlerimize rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah onlardan rahmet eylesin. Allah onlara rahmet eylesin. Ve Rabbim bir daha ne bizim ülkemize ne de Pakistan dost kardeş ülkemize bu tip kaza ve belalar vermesin. Bunu dedikten sonra kısaca katılımcıları ben tanıtmak istiyorum. Sayın Ali Kurt Bey, avukat kendisi, aslen Trabzonlu olup Elazığ'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümünü bitirdikten sonra Hukuk Fakültesini bitirdi. Aslında Ali hocamız piyasada tanınan, bilinen değerli bir abimiz. Birçok STK'nın kuruluşuna ve yönetiminde bulundu. Halen aktif olarak Hayrat Vakfı Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın yönetimini yürütüyor. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi ve Sivil Toplum Kuruluşlar Birliği'nin kuruluş koordinasyonu yaptı ve aynı birliğin
yani İDSB'nin 2012 yılından beri genel sekreterliğini yapmaktadır. Hocam hoş geldiniz diyorum. Şebnem Buruç Hanım, kendisinde yine televizyondan, basından yakından tanıdığımız kardeşimiz. Lüleburgaz doğumlu, mimarlık, fizik ve felsefe okudu. 10 yıl boyunca özel sektörde uluslararası şirketlerde çalıştı. Bilişim alanında üst düzey yöneticilik, genel müdürlük, danışmanlık yaptı. 2013 yılında beri medya sektöründe bulunmaktadır. Özellikle TRT Örtün kuruluşunda yer aldı. Yeni Şafak gazetesinin yanı sıra çeşitli İngilizce gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Aynı zamanda TVNET'ten tanıdığımız Karşı Karşıya programının yapımcısıdır. Yapımcısı ve sunucusu. Yardımcı doçent doktor Selman Öğüt Bey kardeşimiz aslında uzaklarda doğmuş, Mekke doğumlu, rahmetli babasının vasıtasıyla oralara gitmiş, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde lisans, Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümünde yüksek lisans ve aynı üniversitede doktorasını tamamladı. Şimdi ise İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Diyatlarası Hukuk Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapmaktadır. SETA Başkan Yardımcılığı da aynı zamanda yapmaktadır. Almanya'da da bir süre eğitim gören Öğüt'ün yayınlamış birçok eseri bulunmaktadır. Bir diğer değerli katılımcımız Mustafa Uzun kardeşimiz de yine basından ve televizyonda yine tanıdığımız bir kardeşimiz. Mustafa kardeşimiz şimdiye kadar 12 kitabı bulunmaktadır. Özellikle İslam dünyasının sıkıntılı bölgelerini geziyor. Bölgelerde görmüş olduğu sıkıntıları hem gazetede hem televizyonda bizlere aktarıyor. Bu konuda da yazmış olduğu 12 tane kitap var. Aynı zamanda Mustafa kardeşimiz iki kez basın ödülünü aldı. Can Suyu Yardımlaşma Derneği'nin basın müşavirliğini yapıyor. Milli Gazete ve Milat Gazetesi'nde ülke dosyaları üzerine çalışmalar yapıyor. Bütün panelistlerimize tekrar hoş geldin diyorum. Yani konumuz Keşmir. Biz Türkiye olarak, bu coğrafyanın çocukları olarak biz Keşmir'i Kıbrıs'tan, Filistin'den ayrı bir yer olarak görmüyoruz. Kıbrıs bizim için neyse Keşmir'de aynıdır. Filistin'de aynıdır. Ve maalesef bu üç sorunlu ülkeye baktığımız zaman da her üçünün arkasında da bir İngiliz emperyalizminin olduğunu görüyoruz. Hani derler ya, bir suda iki balık kavga yapıyorsa 5 dakika önce oradan mutlaka bir İngiliz geçmiştir. Gerçekten bu İngilizler, İngiliz emperyalizmi bütün İslam coğrafyasını, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun hilafet devletinin yıkılmasına en büyük katkı olan bir ülkenin önde gelenlerinden birisidir. 20. yüzyıla kadar bildiğiniz gibi bölgenin hakimiyetini kendisi yürütüyordu. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere bölgeden çekildi ve hatta çekmek zorunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nın başında. Fakat çekilirken arkaya kaos bıraktı. Keşmir normalde Pakistan'ın olması gerekirken Two Nation Theory mucibince, yani Müslümanlar bir tarafta, Müslüman olmayanlar bir tarafta olması gerekirken Keşmir halkı Müslüman, fakat yöneticisi Hindu. Ama halkın yüzde o zamanki belki şeyler farklı olabilir ama benim bildiğim kadarıyla %90'dan yakın halk Müslüman. Dolayısıyla Pakistan'ın bir parçası olması gerekiyordu. Ama Hindistan'ın fırsatçılığı ve İngilizlerin fesatçılığı birleşince hala Keşmir 70 yıldır zulüm altında. Oradaki kardeşlerimiz demin Sayın Vekilim'in gösterdiği gibi kendi öz yurdunda işkence görüyor, gözleri kör oluyor.
hiçbir hak elde edemiyor. Ve bu 70 yıldır devam ediyor. Ve aynı bu mesele Birleşmiş Milletler'e götürüldü. Şimdi değerli katılımcımız Ali Kurt Bey'e ben bu konuda sormak istiyorum. Kendisi aynı zamanda hem avukat hem Uluslararası İslam İşbirliği İDSB'nin genel sekreterini yaptığı için bu konuda kendileri de yakında inşallah çok büyük bir konferans yapacaktır bu konuda. Bir duayenimiz olarak kendisine şunu sormak istiyorum. Keşmir meselesi 1948'de benim mezun oldu. Orada da Sayın Ekim'in anlattığı gibi bazı kararlar da alındı. Fakat Cammu Keşmir meselesinin tarihi ve perspektifi içinde beğenmeden uluslararası alanda hukuki durumu ve statüsü nedir? Bu konuda bize aydınlatır mısınız? Peki, müsaade sizinle bir süre çıkayım. Sağ olun hocam. Saygıdeğer protokol, muhterem hazirim. Öncelikle Güney Asya'nın tüm dünya barışını da ilgilendiren mazlum coğrafyalarından biri olan Keşmir meselesini gündeme getiren Gassam yöneticilerine huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de Keşmir uluslararası güç odaklarının alt kıtaya yönelik hamlelerini belirleyen en önemli akupunktur noktalarından biri oldu ve bu özelliğini korumaya devam ediyor. Çin ve Hindistan olarak dünyanın en kalabalık iki ülkesinin beslediği bu sorun, Pakistan'la birlikte tarafların her birinin sahip olduğu nükleer güç itibariyle Keşmir'i dünya güvenliği noktasında da bölgesel bir problem olmaktan çıkarıp uluslararası bir boyuta taşımaktadır. İngiltere 1947 yılında yaklaşık iki asırdır sömürdüğü dünyanın en büyük bu müstemlekesinden baş gösteren isyanları artık önleyemeyeceğini anlayınca bölgeden çekilme kararı aldı. Dünyanın neresinde bir karışıklık varsa sayın moderatörümüzün de ifade ettiği gibi altında Anglo-Sakson siyasetinin yattığı gerçekliğini bu bölgeden de çekilirken ardından çözülmesi zor denklemler bırakarak bir kez daha doğruladılar. Bugün Türkiye'nin uğraştığı Kıbrıs gibi, Musul, Kerkük gibi dış politika sorunlarının neredeyse tamamının temelinde keza bir türlü çözülemeyen Sykes-Picot eksenli Orta Doğu sarmalında hep aynı siyasetin müfsit satranç hamlelerini görüyoruz. Aslında hak ve adalet anlayışıyla, bakışıyla, uluslararası hukuk ekseninde çok basit bir şekilde çözümlenebilecek Keşmir sorunu yüzünden bu topraklarda 100 bin civarında mazlum insan öldü. 2 milyona yakın insan mülteci durumuna düştü. 4 büyük savaş yaşandı. Birçok karmaşa halen yaşanmaya devam ediyor. Commonwealth coğrafyasına kalmak kaydıyla bağımsızlıklarını kazanan iki yeni ülke arasında Müslüman ve Hindi çoğunluğun durumuna göre belirlenen statüt çerçevesinde Pakistan ve Hindistan arasında coğrafya taksim edildi. Halkı ve yönetimi farklı olan yerler için işin başındayken daha bir plebisit kararı öngörüldü. İngilizler bölgeden çekilmeden önce Keşmir'i muhtemelen komplocu bir yaklaşımla, hamleyle egemenlik hakkı kendilerine kalmak üzere içindeki insanlarla birlikte oldukça yüklü bir yıllık ücret karşılığında, bir vergi mukabilinde Hindu kültürüne mensup bir mihracenin, toprak ağası mihracenin yönetimine bıraktılar. Üzerinde güneş batmayan imparatorlukları için öncelikli planları, mümkünse sömürge düzeninde bir versiyon değişikliğini öngören böl yönet, şayet bu mümkün değilse bölgede güçlü bir devlet kalmasın diye böl bırak politikalarıydı İngilizlerin. İngiliz sömürge valilerinin başlangıçta özelliklerini tanımadığı 500'ün üzerinde irili ufaklı prenslikler vardı bölgede. Daha sonra bunların önünü açarak etnisite, sosyal statü, mezhep ve din eksenli
tüm bölünmüşlükleri teşvik ederek yapmış oldukları bu parçalanma İngiliz hakimiyetinin bölgede devamını sağlamaya yetmedi. Pakistan işin başında kararlaştırılan statü çerçevesinde Abbasi hilafetinden bu yana %90'ı Müslüman olan İslamiyet'le tanışmış Keşmirlilerin isteği istikametinde ilhak talebinde bulununca Keşmir'i Hindu Mihraja Singh, Keşmir halkının bu kendi geleceğini belirleme noktasındaki iradesini kabul etmedi ve alelacele bir anlaşma imzalayarak Hindistan'la birleşmek kararı aldı. Bir vesile ifade edelim ki bugüne kadar bu kadar hukuki değeri olan bir belgenin hala ortaya yazılı olarak sunulamamış olması ayrı bir soru işaretidir. Bu süreçte gerek Mihraja Singh'in, gerek Hindistan dönem başbakanı Nehru'nun, gerek Hindistan son genel valisi Lord Mountbatten'ın bölgenin statüsü hakkındaki son sözü Cammu Keşmir halkının söyleyeceğini ve bunu yapılacak bir referandumla belirlemek kararlılığında olduklarını, ısrarla belirtmiş olmalarını, bu çözümün sorunun çözümü noktasında ısrarla not etmeliyiz. Keşmir halkının verilen bütün bu sözlere rağmen oluşturulan de facto işgal pozisyonunu kabul etmeyerek başlattığı haklı direniş çerçevesinde Pakistan'ın da desteğiyle bugünkü azat Keşmir'i geçerek Sinagar'ın önlerine kadar dayandığını gören Hindistan konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı, Güvenlik Konseyi'ne. Dünya barışını ve adaletini tesis etmek üzere kurulan Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilk bölümünün daha birinci maddesi uluslararası eşit haklara ve halkların self-determinasyonu, kendi kendini yönetme hakkını, ilkelerine saygıya dayanan dostane ilişkileri geliştirmek ve evrensel barışı güçlendirmek için gerekli tedbirleri almak olarak tanımlanmıştır. Yine aynı istikamette anlaşmanın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 55. maddesi, uluslararası dostane ve barışa dayanan ilişkilerin gelişebilmesi için eşit haklar prensibine ve halkların self determinasyonuna dayanarak gerçekleşebilecek insan haklarına riayet edilmesi gerekir diye belirtilen esaslar, uluslararası toplumun birer üyesi olarak bu anlaşmanın altına imza atan devletler tarafından kabul edilmişti. Birleşmiş Milletler'in 1948'de aldığı 38 ve 47 sayılı kararlarında Hindistan'ın beklentisinin aksine Keşmir halkının self-determinasyon hakkına doğal olarak vurgu yaparak ateşkes ilan edilmesine gecikmeden ve ilk fırsatta yapılacak bir plebisitle, bir referandumla bölgenin statüsünün belirlenmesine karar verildi. Keza inceleme komisyonunun tavsiyesi istikametinde Birleşmiş Milletler garantisi altında yürütülecek bu süreç sonuçlanana kadar da her iki devletin askerlerinin bölgeden çekilmesini Birleşmiş Milletler istemiş oldu. Bu kararı önce Hindistan kabul etti. Bir hafta sonrasında da Pakistan bu kararı, Birleşmiş Milletler kararını kabul etti. Ama haklı olmaktan ziyade güçlü olmanın prim yaptığı bu düzende Hindistan şayet yapılırsa sonucunun ne olacağı belli olduğu bu plebisiti bugüne kadar uygulamadı. Halbuki burada önemli bir çelişki olarak şuna işaret etmeliyiz ki çoğunluğu Müslüman olan, %95'i Müslüman olan Keşmir'in Hindu mihracesinin tamamen ferdi bir kararla Hindistan aldığı katılım kararının bir benzeri bu sefer Junagarh'ın Müslüman olan prensi tarafından alındı. Orada da çoğunluk Hindulardaydı ve Pakistan'a katılma kararı aldı. Ama Hindistan bir yöneticinin kararıyla bir halkın kaderinin belirlenmeyeceği iddiasıyla bu kararı kabul etmedi ve fiili bir müdahaleyle askeri bir operasyonla gerek Haydarabad'da gerek Junagarh'da yaptığı operasyon neticesindeki referandumun sonucuna göre bu iki bölgeyi, büyük bir bölgeyi Hindistan'a ilhak etti. Bir çifte standart. Tabi uluslararası toplum Birleşmiş Milletler ekseninde bir tiyatro gibi bu tip çifte standartları seyrederken, sessiz kalırken bu sefer Çin Halk Cumhuriyeti 1949'da Doğu Türkistan'da yaptığı gibi
1950'de Tibet'te yaptığı gibi 1960'larda da Aksai Çin bölgesini işgal ederek Keşmir sorununa taraf oldu. Değerli konuklar, bir hilful fudulu düşünün. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetten sonra bile bugün olsa yine katılırdım dediği mazlumların hakkını zalimlerden almak üzere bir araya gelmiş o faziletli insanlar topluluğunu ve bir de uluslararası inanılmaz haksızlıkların kılıfı olan Birleşmiş Milletleri. Aslında dünya barışını sağlayabilecek yegane kurum olmasına rağmen bugünkü yapılanmasıyla zayıflara yırtıcı bir kartal kesilen ama güçlü paydaşlar karşısında üç maymun oynayan Birleşmiş Milletler bugün artık çözüm üretmekten ziyade sorun üreten bir hale gelmiştir. Uluslararası siyasette hepimizin bildiği gibi hak ve adalet gibi ilkesel kavramlar yerine maalesef diplomasi perdesine bürünmüş, güç ve dezinformasyon üzerine kurulu ülkesel menfaatler söz konusudur. Netice itibariyle Keşmir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kurulan devler sofrasında uluslararası dengelere ve menfaatlere kurban edilmiştir. Keşmir bugün itibariyle fiili olarak dörde bölündü. Biri olması gerektiği gibi Azat Keşmir, biri Hindistan işgalindeki Cammu ve Keşmir, üçüncüsü Çin'in el koyduğu Aksai Çin denen bölge ki bir koridoru da Pakistan bir siyasi denge adına kendi iradesiyle Çin'e terk ettiği bir Keşmir ve dördüncüsü de uluslararası toplumun alacağı inisiyatife göre geleceğini belirlemek üzere Pakistan'ın kontrolündeki Kuzey Keşmir olmak üzere dört Keşmir var önümüzde. Uluslararası hukuk çerçevesinde bir türlü çözülemeyen bu sorun her iki devletin uluslararası kamplardaki yerini belirleyen en önemli faktör oldu. Hindistan bağlantısızlar hareketine liderlik yaparken Pakistan batı taraflı Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içine bir tavır aldı. Soruna tabii her ülkenin, her üç ülkenin de nükleer kapasiteye sahip olması açısından uluslararası toplumu tedirgin etse de bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler 38 sayılı kararının 1948'den bu yana Hindistan'ın bir türlü uygulamaması ve Birleşmiş Milletler'in de bu süreç içinde bir yaptırım iradesi ortaya koyamaması, zamanla değişen yeni dengeler, bölgesel dengeler açısından giderek Keşmir'in jeopolitiğini zayıflatan bir sürece doğru savunmaya başladık. Afganistan Savaşı esnasında oldukça gelişen Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan ilişkileri, özellikle 11 Eylül olaylarından sonra aynı gerekçeyle bu sefer soğumaya yüz tuttu. Bizleri hiç şaşırtmayan bu gelişme, süper güçlerin dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin kullan-at prensibine dayalı bir ikiyüzlülükten ibaret olduğunun en çarpıcı örneklerinden birisidir. Ve biz de bu ikiyüzlülüğü şu anda Güneydoğu probleminde doya doya görüyoruz, karşılaşıyoruz. 1987 seçimleri sonrasında siyaseten çözüm noktasında iyice ümitleri kırılan Keşmir halkı, Afgan mücadelelerine desteklediği meşru müdafaa niteliğinde ki uluslararası hukuk tarafından tanınan bir kavramdır, yapmış oldukları silahlı direniş maalesef yeni dünya düzeninde DAEŞ ve benzeri örgütlerin de etkisiyle bir terör olayı olarak komik, gülünç ama bir halkın bağımsızlık mücadelesi böyle lanse edilmeye çalışılıyor. Ve yerküre üzerine gelerek tek kutup olmaya doğru yüz tutan Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda yükselişi önlenemeyen Çin'in ve İslam dünyasının yanına çeken güçlü bir kutup olma potansiyeli karşısında Çin'in Hindistan'ı yanında tutmak ve bu bölgedeki dengeleri korumak istemesi maalesef Keşmir sorununun diplomatik olarak çözümünde önümüze önemli bir problem olarak duruyor. Bunun gibi keza Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesinin sürekli veto haklarını bu son dönemde sistemi kilitleyen önemli bir başka sorun olarak görüyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle
İslam dünyasına yönelik politikalarında giderek Şia referansıyla hareket eden Amerika'nın bu tercihi karşısında Sünni potansiyele sahip bölgelerin, sadece Keşmir bağlamında söylemiyorum ama burada Keşmir'in bu sarmalda silahlı direnişle istenen neticeyi almasının zor olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Sayın Vekilimin de ifade ettiği gibi hür dünya, hususen bizim coğrafyamız, İslam coğrafyası bu soruna sahip çıkmalı ve 21. yüzyılda bir halkın kendisine reva görülen zulümler ve işgal karşısındaki direnişini desteklemek mecburiyetindedir. Bizler haklı olanın güçlü olduğuna inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. İslam coğrafyasının önündeki bu emsal sorunlar karşısında tek çıkış yolumuzun birlik ve beraberlikten geçtiğini artık görmemiz gerekiyor. Uluslararası toplumun vicdanına seslenmeye ve tüm diplomatik yolları sonuna kadar kullanmaya biz mecburuz. Mazlum Keşmir halkının hür iradesine tüm dünya gibi Hindistan'da anlayış ve saygı göstermek zorundadır. Ama hususan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetün mahidet diye tanımladığı, tek bir ümmet, tek bir millet diye tanımladığı bu coğrafya, mazlum kardeşlerinin bu sorununu öncelikle fark etmek zorundadır. Anlamak zorundadır ki ben bu vesileyle bu tip toplantıların çok ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu eksende sivil toplum kuruluşlarımızın da birer baskı unsuru ve soft power bağlamında ciddi sorumluluklar düştüğünü vurgulamalıyız. 63 ülkede 320 civarında sivil toplum kuruluşu bir arada barındıran İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak biz de bu konuda aynı şekilde bir farkındalık oluşturmak adına nasipse inşallah önümüzdeki yılın ilk ayında Pakistan'dan, Keşmir'den, Hindistan'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan, değişik bölgelerden bu konudaki diasporanın önde gelen isimlerini davet etmek suretiyle ikincisini tercih edeceğimiz bir uluslararası Keşmir konferansı yapacağız. İlkini biz 2011 yılında Azad Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da yapmıştık. Çok bereketli bir toplantıydı. Bu duygu ve düşüncelerle uluslararası karar alma mekanizmalarını, özellikle bu eksende OIC'yi zikretmeliyiz, çifte standardı terk ederek bu sorunu çözecek adımlar atmaya davet ederken tekrar bu panelin düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Obayenimiz Ali Emre Bey, üstadımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Öyle bir ülke ki, öyle bir bölge ki son 70 yılda Ali Bey'in de belirttiği gibi üzerinde 3 ve 4 kez savaş yapılmış. Ve tarihine baktığımız zaman da milattan önce 232 yılına kadar dayanan Hint kralı Ashoka devrine dayanan bir krallıktan, bir bölgeden bahsediyoruz. Kadim bir bölge ve dünyanın çatısı konumunda olan Himalaya dağlarının eteklerinde bulunan ve Babur kralı demiş olduğu, eğer dünyada bir cennet varsa, Ekber Şah'ın demiş olduğu, eğer dünyada bir cennet varsa orası Keşmir'dir. Ne hazırdır ki bu cennet gibi temsil edilen bu güzel bölge işte İngilizlerin aşağı yukarı 200 yıllık zulmü, ondan sonra Hindistan'ın 70 yıllık zulmü bu bölgeyi Müslümanlar için adeta bir cehenneme çevirmiştir. Burada alınan, işte üstadımız bahsetti, Birleşmiş Milletler kararları var. Fakat bu kararlar, yani ne hikmetse bir türlü Müslümanlara gelince uygulanmıyor. Ama bir İsrail'e, bir Hindistan'a sıra geldiği zaman hiç durmamasın, hemen yerine getiriliyor. Şimdi Şebnem Hanım'a, Merve Hanım'a dönmek istiyorum. Ali Bey'in bırakmış olduğu yerden devamlı olarak, bu yoldan yola çıkarak 21 Nisan 1948'de Berme Birleşmiş Milletler Keşmir sorununu çözmesi için halkına sorulması,
halk hangisini isterse referandum yapılsın. Bağımsız mı olmak istiyor, Pakistan'a mı katılmak istiyor, Hindistan'a mı katılmak istiyor? Bu konuda kendisi bir karar alsın diyor. Fakat tabii ki bu uygulanmıyor. Bu Keşmir konusunda Birleşmiş Milletler'in şimdiye kadar bir şey yapması veya da yapmamasındaki etkenler nedir? Bunun arkasındaki gizli bir odaklar var mıdır? Bu konuyu bir sormak istiyorum. Bir de belki kısacası Türkiye'deki Türk kamuoyunda, yani gazeteci olmanız hasebiyle Türk kamuoyunda Keşmir meselesi nasıl algılanıyor? Bu konuda görüşlerinizi belirtir misiniz? Cümleten selamünaleyküm diyerek başlamak istiyorum. Açıkçası 2010-2013 ve bu yıl neredeyse 3 yıl arayla gündemimize yoğun bir şekilde düşüyor Keşmir. Bizim yakından takip ettiğimiz aslında dünyanın gündemine, Batı medyasının gündemine düşmesi sebebiyle bizim de gündemimize düşüyor. Müslüman kardeşlerimiz aynı köklerden, aynı inançtan, aynı ortak değerlerden geliyoruz ama ne zaman küresel bir mesele haline dönüşse ancak o zaman odağımıza koyuyoruz Keşmir'i. Elbette GASAM'ın özelinde değil, ben genel olarak Türkiye özelinde söylüyorum. Gönül isterdi ki aslında önümüzdeki ay içerisinde Keşmir'e bir seyahat gerçekleştirmeyi umut ediyorum. O seyahat sonrası gelip burada tecrübelerimi aktarabilseydim. İnşallah o da gerçekleşir. Çünkü gözümüz görmeden her ne kadar gönüllerimiz bir olsa da birbirimizin dertlerini anlamamız, anlayabilmemiz ve sonrasında anlatabilmemiz çok kolay olmuyor. İnşallah, sağ olun, inşallah. Şimdi 2010 Arap Baharı'nın bir etkisi oldu Keşmir'de. Yeniden ayaklanmalar çıktı ve Hint ordusunun yoğun baskısı yaşandı. 2013'te yine biliyorsunuz Arap Baharı'nın tersi bir süreç başlamıştı. Yine onun bir yansımasını biz Keşmir'de gördük. Yani aslında dünyada dengeler değiştikçe bir benzerine bizim Orta Doğu'da ne yaşıyorsak yakın coğrafyamızda orada da bir benzeri yaşanıyor. Yine son dönemde zaten hiç dinmemiş olan süreç Burhan Vani isimli bir genç Keşmirli liderin, 22 yaşındaki bir liderin korkunç bir şekilde yargısızca infaz edilmesi sonrası korkunç bir hal aldı. Açıkçası sokaklarda gençlerden kadınlara, erkeklere ciddi yoğun bir protesto süreci başlayınca 500 bin kişilik bir askeri gücü Hindistan o tarafa tekrar yöneltmek suretiyle işte 11 Eylül sonrası verdiği o işte dünyadaki o yeni terör konseptinin de bazı kısımlarını manipüle ederek yaptığı işe de bir meşruiyet katmaya çalışarak terörle mücadele adı altında gerçekten insan hakkı ihlallerine devam etmeyi sürdürdü. Şimdi yüzden fazla kişi hayatını kaybetti 8 Temmuz itibarıyla takip edebildiğim kadarıyla ve 12 bin kadar da 15 bin kadar da yaralı var. Sadece son 5-6 ay içerisinde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Çok ciddi anlamda güvenlik önlemleri alınıyor ama artık insanların gerçekten burasına kadar gelmiş ve bunlara uyulmuyor, uygulanmıyor. Herkese bir tane beni en çok etkileyen olaylardan ve en çok etkileyen görüntülerden bir tanesi 11 yaşında bir çocuğun, Nasir Şafi isimli bir çocuğun köyüne yakın bir ormanlık alanda bir gece kayboluyor bir protesto sürecinde. Ardından bedeni cansız, bedeni ailesince bulunuyor ve vücudunda yüzlerce pelet izi, bu saçma kurşun, o kullandıkları silahların saçma kurşunlarının izleri var ancak tüm bunlara rağmen işte Hindu güvenlik güçleri işte ayı çiğnemiştir, kendi kendine yapmıştır, başka bir şeydir falan diyerek bin dereden su getirerek, bin türlü bahane uydurarak gerçekten bir çocuğa uygulanan bu vahşeti dahi kabullenmek istemiyorlar.
Şimdi insan hakları ihlalleri işin içerisine girdiği zaman doğal olarak dünya nerede demeye başlıyoruz. Belki de 69 yıllık geçmişiyle dünyanın en uzun süreli ama en eski çatışmalarından bir tanesi Keşmir meselesi. İşte Pakistan ve Hindistan'ın, hocamız anlattı sağ olsun avukat Ali Kurt, İngiltere'nin Hindistan yarımadasından çekilmesiyle başlayan bir kavga aslında, işte Pakistan ve Hindistan, yani Hindular ve Müslümanlar kendilerine ait iki ayrı toprağa ayrılıyorlar ve Azad Keşmir dediğimiz kısım, Müslümanların yoğun yaşadığı Keşmir bölgesi Pakistan'da kalırken yine Müslümanların yoğun yaşadığı bir bölge, bir mihracenin, o dönemin mihracesinin aslında bunların nasıl olduğunu bugün çok iyi biliyoruz. İşte belli menfaatler karşılığı bu toprakları Hindistan'a bağlaması sonucu hiç çözülmeyecek bir süreci başlatıyor. İşte 48'de, 47'de bu mesele yaşanırken 48'de yeni kurulmuş Birleşmiş Milletler'in belki de önüne giden ilk meselelerden, ilk çatışma meselelerinden bir tanesi bu. Ocak 1948'de gidiyor. Ağustos 48 ve Ocak 49'da iki tane karar çıkıyor Birleşmiş Milletler'den. Bir tanesi, işte en önemlisi, acilen burada bir ateşkes ilan edilmek durumunda. Self determinasyon burada önemlidir. Yani Keşmir halkı kendi geleceğine kendisi karar vermeli. Hızlı olarak askerler çekilsin ve burada bir plebisit, yani bizim referandum diye tabir ettiğimiz Keşmir halkının kendilerinin nasıl bir yönetimle devam etmek istedikleri, yani Pakistan'a mı bağlanmak istiyorlar, Hindistan'a mı bağlanmak istiyorlar, buna karar vermeleri gerektiği yönünde bir karar çıkıyor. Ancak bu uygulanmıyor. İşte çoğunlukla Hindistan'ın bu işi sürüncemede bırakmasıyla bir süre devam ediyor. Ardından yine ikinci Indo-Pakistan Savaşı sürecinde yine Birleşmiş Milletler'in bir dahli oluyor. Aslında o zamana kadar 67'ydi zannedersem. Evet, 67'ye kadar bir nevi Birleşmiş Milletler o yeni kurulmuş olmanın verdiği şevkle bu konunun üzerine düşmeye çalışırken zaman içerisinde 75 yılına doğru neredeyse artık işlevini iyice yitirmeye ve konunun ağırlığının da gündemden, Birleşmiş Milletler gündeminden düşmesine yönelik bir sürece doğru gidiyor. 23 tane karar alınmış Birleşmiş Milletler'de Keşmir'le ilgili ve maalesef hiçbiri uygulanmamış durumda. Bu mesele bize doğal olarak şunu hatırlatıyor. Türkiye'nin gündeminde de önemli bir konu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği bir, vurguladığı bir ifade var. Dünya beşten büyüktür diye. Çünkü Birleşmiş Milletler'de alınan kararlarda işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nca alınıyor ve 5 tane büyük karar veriyor. İşte biz Suriye meselesinde, Irak meselesinde, işte Filistin meselesinde, bunların hepsinde aslında bu beş büyüğün dudak arasından çıkan ifadelerin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl karar alamadıklarını gördük. Bir de burada alınmış kararlar var ama uygulanmayışını görüyoruz. Tabii aslında böyle bir insani mesele hem Pakistan'ın hem de Hindistan'ın artık nükleer güç olması hasebiyle geçirdikleri 4 savaştan daha öte bir önem taşıyor. Yani o insani krizin etrafında yaşanan süreç, dünyanın da gittiği o kaotik nokta, yani dönemi düşünürsek bizler açısından hakikaten endişe verici. Ancak düşünün şimdi İran'ı P5 artı bir ülkeleriyle işte nükleer silahların kontrolü noktasında nükleersizleştirmek için canını da dişine takanlar, işte orada iki tane nükleer gücün ve arasında yaşanan insanlık dramının neredeyse
Yani hiç umursamadıkları bir noktadalar. İşte son bir Sayın Büyükelçi de değindi. Son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Nevaz Şerif bir kez daha bu konuya vurgu yaptı. Keşmir meselesine ve oradaki insan hakları ihlallerine. Ancak Hindistan yönetiminin, özellikle Modi'nin yine Pakistan'a yönelik, sadece Keşmir'de değil artık Pakistan'a yönelik yoğun bir tavrı var. Bu Hindu milliyetçiliğinin de kullanılarak aslında diline vurduğu bir sadece Pakistan'ı konvansiyonel yöntemlerle değil, ekonomik açıdan da yıpratmaya ve çökertmeye, işte hani çatışmayı daha da körüklemeye gidecek bir süreci kaşıyorlar. Aha, keza öte taraftan işte 11 Eylül süreci ve ardından işte bu DAEŞ terör örgütünün de yükselişiyle daha çok kullanılan bir terör devleti, terörist devlet söylemi Hindistan tarafından Pakistan'a yönelik olarak kullanılıyor. Şimdi biz Pakistan'la dostuz, kardeşiz, hatta bağlarımız oldukça fazla. Biz Türkler Kurtuluş Savaşı mücadelemizde Pakistan'ın bize yardımını unutamayız. Hindu Yarımadası'ndaki Müslümanların, Müslüman kadınların kollarından bileziklerini çıkarıp burada hilafet düşmesin diye, saltanat düşmesin diye, buradaki Müslümanlar yıkılmasın diye yaptıkları yardımları yani hala hatırlarız, unutmayız. Hakeza verdiğimiz kurtuluş mücadelesinin ve modern bir devletin kuruluşunun da 1947'de orada bir bağımsız Pakistan kurulması noktasına en azından ilham verici olduğunu düşünüyoruz. Evet, İngiltere 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'na kadar bir dönemde burada hepimize kötülükler yaptı. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasında yavaş yavaş ayrılışıyla beraber aslında sadece Orta Doğu'yu değil, Güney Asya'yı da yavaş yavaş Amerika'ya bıraktı. Özellikle son dönemde çok duyduğumuz bir şey var. Orta Doğu'daki mezarimin, Orta Doğu'daki bu giderek çılgınlaşan süreci şununla bağlantılı olduğu söyleniyor. İşte Amerika ilgilenmiyor. Çünkü Amerika Orta Doğu'dan çıkıyor. Asya Pasifik'e gidiyor. Tamam, Asya Pasifik'e giderken ne yapıyor? Şimdi o tarafta da ayrı bir vurgun var ve bu Keşmir meselesini eğer küresel açıdan değerlendireceksek bu meseleyle de doğrudan bir bağ var. Şimdi Pakistan Çin'le özellikle işte bu son dönemdeki demek daha fazla artan bir ekonomik işbirliği var. Pakistan Çin arasında gelişen bu ekonomik ilişkiler Amerika'yı rahatsız ettiği için Amerika da öz taraftan Hindistan'a bir destek veriyor ve bir farklı kanat oluşmuş oluyor. Tam da aslında işte evet Myanmar Asya Pasifik'e gidiyor, işte böyle gidiyor diyebileceğimiz bir noktadayız. Hal böyleyken işte Birleşmiş Milletler gibi, NATO gibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi bu büyükler, süper güçler, yani artık hep söylüyoruz ya işte bizim derdimiz hiç kimsenin umurunda değil ama eğer İsrail de şurada burada olsa çok daha farklı olurdu. Maalesef öyle ama söylemekten öte artık yani konuşmalarımızı katma değeri yüksek sözlere ve kayda değer icraatlara dönüştürmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, mesela Sayın Erdoğan dünya beşten büyüktür diyerek bu Birleşmiş Milletler yapısını en çok eleştiren liderlerden bir tanesi. Ama hakeza mesela Pakistan'ın da Birleşmiş Milletler'in yapısına ve etkisizliğine yönelik olarak yoğun vurguları var. Yani direkt olarak 23 tane karar çıkıyor ama hiçbiri uygulanmıyor. Uygulanmayacaksa bu kararlar ne anlamı var? Bu yapıyı kaldıralım gitsin. Tabii ki de ben biraz sert söylüyorum. Hiçbir devlet bunu söylemiyor ama bu yapının düzeltilmesi noktasında Türkiye ile farklı olsa da çeşitli önerileri var. O yüzden bizlere düşen sadece kara günde 27 Ekim'de hatırlamak değil. Nasıl ki işte bugün kızdığımız Batı medyası vesaire ayağını üşenmiyor, koştur koştur o ülkelere gidiyor. Hatta sadece orada gözlemlemekle yetinmiyor, maalesef kaos ve kargaşayı teşvik ediyor. Biz de gerçekten gidip kardeşlerimiz neler yaşıyor, orada ne oluyor gözümüzle görerek ve bu meseleyi gelip kendi topraklarımızda, kendi ülkemizde anlatarak ardından da bunu daha fazla, daha çok duyulacak şekilde yazarak, çizerek, konuşarak kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye başlamak durumundayız. Çünkü oturduğumuz yerden sadece kendi dertlerimizi konuştuğumuz zaman, yani biz Suriye'yi, Irak'ı, işte Kıbrıs'ı, onlar sadece Keşmir konuştuğu zaman olmaz.
En güzeli odur, biliyorsunuz. İnsan kendi derdini bağırdığında değil, bir başkasının derdini bağırdığında bunu çok daha özgüvenle söyler ve çok daha fazla destek toplayabilir. Bizim de yapmamız gereken açıkçası bu diye düşünüyorum. Çünkü 68-69 yıllık bir çatışma ve böyle giderse, renk dünyanın gittiği noktayı da düşünürsek, bir üçüncü dünya savaşı vesaire gibi ihtimallerden bahsediyoruz. Emin olun böyle bir süreçte Pakistan, Hindistan ve dolayısıyla Keşmir meselesi de bu işin göbeğinde olacaktır. Ve iki ülke artık nükleer güçler. Bunun ne kadar korkutucu bir yer olduğunu tahmin etmek çok güç değil. Zaten Birleşmiş Milletler'in etkisizliğini gösteren meselelerden bir tanesi de bu. Adı üstünde nükleer. Ve Birleşmiş Milletler böyle şeyleri engellemek için kurulduğunu, küçük konfliktlerle, küçük çatışmalarla ilgilenmediğini, ilgilenmek amacında olmadığını söylüyor. Bakıyorsunuz bundan daha büyük mesele olabilir mi? Demek ki aslında çıkarlar farklı ve şu anda o işin çözülmesi pek de işlerine gelmiyor. Ancak onları bırakırsak dediğim gibi daha çok uzun süre bu iş başkalarının yardımını ve desteğini bekler. Ve orada daha çok Burhan Vahiler ölür, daha çok Nasır Şafiler ölür, daha çok insan ölür. Vaktinizi aldığım için teşekkür ediyorum. Bana fırsatı verdiği için de kasama teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Merve Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler verdi bize. Tabii Merve Hanım konuşurken bizim tabii ülkemizin kuruluşunu Pakistan'ın ve Hint Yarımadası'ndaki Müslümanların yardımlarını gerçekten bu toplum hiçbir zaman unutmamıştır. Ve her zaman bunu entelektüeller, yazarlarımız her zaman dile getiriyor. Tabii Pakistan'la ve Hint Yarımadası'ndaki Müslümanlara ve özellikle Keşmir'deki yapıya baktığımızda yani bunların 10. asırda Türk, Müslüman Türkler Keşmir'de bulunuyor. O zaman oradaki racaların emrinde, saraylarında paralı askerlik yapıyor bizim Türkler. Fakat kısa zaman sonra buradaki Türkler racaların yönetimini ele geçiriyorlar. Aşağı yukarı 5 asır orada ilk İslam devletini onlar kurmuş oluyorlar. İslamiyet Hint Yarımadası'na daha önceden girdi ama Keşmir bölgesi tabii ki daha yüksek olduğu için oraya ancak bu 14. asırdan sonra Müslümanlık giriyor. Dolayısıyla Keşmir bizim her ne kadar şu anda bize uzak gibi gözükse de aslında tarihsel olarak hiç de birbirimizden uzak değiliz. Keşmir mesele onun için biz çok rahat bir şekilde diyebiliriz ki Keşmir meselesi Türkiye'deki insanların meselesidir. Şimdi yardımcı doçent doktor Selman Öğüt Bey'e ben dönmek istiyorum. Kendisi aynı zamanda bir hukukçu hem de uluslararası hukuku yakından bilen birisi. Şimdi Hindistan'a baktığımız zaman öyle bir imajı var ki uluslararası arenada çok özgürlükçü, dinlere saygılı, milliyetlere saygılı gibi gözüküyor. Ve bununla da övülüyor. Fakat içerisinde yaşayan aşağı yukarı 300 milyona yakın Müslüman'a baktığımızda bir varlık mücadelesi veriyor. Keşmir'e baktığımızda, işte Keşmir'deki Müslümanlar özgürlükleri yok. Kendi dinini konuşamıyor, kendi dinini yaşayamıyor. Burada bir baskı var, burada bir çelişki olsa gerek. Birden şimdiki başbakan Narendra Modi, BJP partisinin lideri, bunu biliyoruz ki bu çok milliyetçi, ırkçı, İslam düşmanı olan bir insan. Son zamanlarda hem Hindistan'ın içindeki Müslümanları etkileyecek eğitim sistemini değiştirmek istiyor, hem de Keşmir'deki göç meselesine yolunu açmak istiyor. Eğer burada
Hindular Keşmir'e gidip oralarda toprak satın alacak olursalar, zaten çok zor durumda olan Keşmir'deki, tabii biz Mahpusa Keşmir'e, Hindistan'ın işgal altındaki olan Keşmir'i bahsediyoruz. Burada bayağı Müslümanlar aleyhine kötü bir durum söz konusu olacak. Acaba uluslararası hukukta Modi'nin yapmış olduğu bu hukuksuzluk uluslararası hukukta yeri var mıdır? Bu konudaki görüşünüzü alabilir miyiz hocam? Tabii hukuksuzluğun hukukta yeri olmaz. Onunla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ben de konuşmama 15 Temmuz şehitlerini anarak başlamak istiyorum. 15 Temmuz gecesi Türk halkının yazdığı destan Fransız İhtilali diye bize yutturulmaya çalışılan kahramanlık hikayelerinden çok daha öndedir dedi geçen bir hocamız, tarihçi bir hocamız. Ben de kendisine katılıyorum. Şöyle ki Fransız İhtilali ile ilgili Oxfam konuşurken bağlığı çıplakları kesen bir burjuvadan bahseder. Yani aristokrat ve kilise durumuna karşı ayaklanmış olan burjuva, ki bizim anladığımız anlamdaki burjuva değildir oradaki, Oxfam'ın kullandığı burjuva, bağlığı çıplak diye tabir edilen hem bilgisi olmayan hem parası olmayan kesimi kesmiştir, katletmiştir diye söyler. Yani Fransız İhtilali ne kadar bize aktarıldığı kadarıyla doğrudur kahramanlık hikayesi olması açısından dikkate alınması lazım. Sorgulanması lazım. 15 Temmuz öyle değildir. 15 Temmuz zulme karşı duran bir grubun çıplak elleriyle açık alanda gözü pek bir şekilde durdurduğu bir darbe girişimidir. Bunu ortaya koymak lazım. Aslan Hocam İngilizlerin bir İngiliz'in gölden geçmesiyle bir anekdotu aktardı. Kendisine sonuna kadar katılıyorum. Ama ben biraz sizi rahatsız ederek konuşmak istiyorum açıkçası. Yani Filistin, Keşmir ya da Kıbrıs denildiği zaman hep İngiliz'in parmağı var. Aktif olan İngiliz, rahatsız edilen İngiliz de pasif olan, rahatsız edilen de Müslüman. Bunu ortaya koymak lazım. Yani suçlamayı seviyoruz. Ama olay bizim tarafımızdan değerlendirildiği zaman eleştirilerden de kaçıyoruz. O da ayrı mesele. Bunu dikkate almak lazım. Ben sizi tekrar tekrar tarihi gelişim kısmında olmak istemiyorum. Yani uluslararası hukuk açısından durumun bir fecaat olduğu ortada. Her ne kadar uluslararası hukuk Türkiye'de çok dikkate alınmasa da dünyada dikkate alınıyor, bunu söyleyeyim. Obama'nın bir uluslararası hukuk danışmanı şöyle demişti: Obama beni her zaman dinler ama her dediğimi söylemez. Bizde Marmara katliamı oldu biliyorsunuz. Yani Türkiye bizzat vatandaşların orada şehit verdi. Maalesef Dışişleri Bakanlığımızdan o sırada fecaat bir açıklama yapıldı. Deniz Aydutlu denildi Marmara olayı için ki kesinlikle dalga geçirme vesilesidir Türkiye açısından. Çünkü bir devlet haydutluk yapmaz. Piracy diye bizim ifade ettiğimiz uluslararası hukuk doktrininde kavram ya mürettebatı isyan etmiş bir grup tarafından yapılır ya da hakikaten bir korsan grubu tarafından yapılır. Bu bir örnek aklıma geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 14 senedir bilgiye önem vermemiz gerektiğini söylüyor ama maalesef bunu daha gerçekleştiremedik. Onu da ortaya koyalım. Kendisine her şeyden önce bu mevcut üniversitelerimiz diyelim açılması noktası ya da liselere verdiği destek, eğitime verdiği destek noktası da çok müteşekkiriz. O konuya geleceğim. Hukuki açıdan şunlara değinmek lazım. 1948'de o Birleşmiş Milletler kararı, o önemli hakikaten, orada bizzat plebisitin yapılması gerektiği söyleniyor. Yani bir uluslararası hukuk uzmanı olarak ona değinmek lazım. Diğer konuşmacılar da değindiler zaten. Burada bizzat Hindistan'ı götürmüş olduğu bir durum var. Yani Hindistan ne yapılabilir Keşmir sorunuyla ilgili dediği zaman Güvenlik Konseyi'nde plebisit yapılabilir dedi. Hindistan kaçtı. Ve hala daha kaçıyor. 70 senedir kaçıyor. 1952'de Başbakan, Hindistan Başbakanı Nehru'nun bir çağrısı var. Şöyle bir şey söylüyor. Keşmir halkı yapılan bir plebisitte biz
Hindistan ile beraber istemiyoruz deseler bile bunun bize acı vereceğini bilerek durumu kabul edeceğiz. Gerek olursa anayasayı değiştiririz diyor. Ama arkasından tabii gene o her ülkede olduğu gibi bir derin yapılanma burada direniyor. Hakperest insanlar dünyanın her yerinde var. Yani Yahudilere beddua ediyor bazıları da anksiyonist Yahudiler var. Herkes Çinlilere kızıyor ama Çin Komünist Partisi içinde Uygur Türklerin haklarını destekleyen Çinliler de var. Yani bunları da dikkate almak lazım. Lobiciliği de bilmiyoruz. O da ayrı bir problemimiz. Şimdi self-determinasyon önemli bir kavram. Self-determinasyon nedir? Yani determination denilen şey. Halkların kendi geleceğini tayin hakkı diye çevirdik biz bunu. Uzun bir şekilde. O güzel bir ek, self-eke İngilizce biliyorsunuz. Uzun şekilde güzel bir tercüme. Evet, kendi geleceğin tayin hakkı. İkiz sözleşmeler diye adlandırdığımız 1948 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi arkasından gelen 1966 tarihli ikiz sözleşmelerde geçer self-determinasyon hakkı ve onun dışında zaten mevcut Uluslararası Adalet Divanı kararları olsun ya da mevcut başka danışma görüşlerinde geçer 1975 tarihli Batı Sahara danışma görüşünde vardır. Self-determinasyon bir ülke halkının sömürü altında olması durumunda kendi geleceğini tayin etmesiyle ilgilidir. Doğru. Burada da baktığınız zaman 1947'de İngiliz sömürgesinden kurtulmuş Hindistan ve Pakistan iki ülke olarak tabii ki ayrılıyor. Onun öncesindeki dönemde Bangladeş de işin içinde tabii ki ayrılıyorlar ve arkasından bir tabii ki sorun ortaya çıkıyor. Keşmir sorunu. Şimdi burada bir halkın iradesine mi dikkat etmek lazım yoksa oraya atanmış bir valinin işte parayla sattığı bir toprak parçası olarak mı bakmak lazım? Burada çok açık şekilde bir uluslararası hukuk ihlali var. Onu ortaya koymak lazım. Yani sorun nereden tutarsanız elinizde kalacak bir mesele haline gelmiş. Hani deveye niye boynun eğdi demişler. Nerem doğru ki demiş o misal hesabı. Burada gördüğümüz şey bizim tam anlamıyla bir hukuksuzluk. Peki bunun nedeni ne? Yani dünya genelinde baktığınız zaman her yerde Müslüman kanı dökülüyor ve her yerde müşteki olan Müslümanlar ve her yerde de gene zulme uğrayanlar, gene müşteki olanlar Müslümanlar. Bunun bir sebebinin olması lazım. Yani şöyle bir şey konuştuk Ali Hocam'la konferanstan önce. 1400 kişiydi hicret ilk gerçekleştirildiğinde Peygamber Efendimiz zamanında Medine'deki Müslümanların sayısı 10.000 kadar nüfus var. 4.000 kadar Yahudi var. Bu Yahudiler oradaki Müslümanlara galebe çalamadılar. Müslümanlar onları hem siyasi hem askeri açıdan bize getirdi. Burada demek ki önemli bir şey var yani bir tılsım var. Ne yapıldı orada? Yani sadece Ayetel Kürsi okuyarak mı bunu başardılar? Buna dikkat çekmek lazım. Ben bazı problemler görüyorum. Her şeyden önce sistem problemimiz var. Bunu ortaya koymak lazım. Konumuzla çok yani mündemit şeylerden bahsedeceğim. Sistem problemi nedir? Mustafa Sabri Efendi diye bir zat-ı muhterem var. Allah rahmet eylesin. Son dönem Şeyhülislamlarından. Nizamsız hak, nizamlı batıla yenilmek zorundadır diyor. Ya, önemli bir cümle. Nizamsız hak, nizamlı batıla yenilmek zorundadır. Ne demek bu? Şu demek. Nizamsız, sistemsiz şekilde savunduğunuz şey ayet-i kerime de olsa karşınıza gelen batıl bir argümana yenilir. Ya da sistemsiz bir Müslüman ordusu, sistemli bir kafir ordusuna yenilir. Bu kadar basit. Yani ayet-i kürsü okuyarak elinizde silah olmadan ya da gelişmemiş silahlarla yola çıkarsanız karşınızda nükleer silah olan, atom bombası olan bir kafir ordusu ya da zalim ordusu diyelim. Değil mi? Biz her zaman her şeyden önce zulümle uğraşan yani zulmü engellemeye çalışan bir topluluğuz ümmet-i Muhammed olarak yenilir. Ama biz bunu hala bir türlü kafamızda oturtamıyoruz. Tabii burada bu sistem konusuna geldiğimiz zaman bilgi ön plana çıkıyor. Yani bilgi bizi nereye götürüyor? Bilgi bizi mesela uluslararası örgütleri kurmaya, inisiyatifler geliştirmeye götürüyor. 1898'de Tarada Hals diye bir adam çıkıp Dünya Siyonist Teşkilatı'nı kurdu. Bu adamı kurduğu Dünya Siyonist Teşkilatı 1948'de İsrail'in kurulmasını sağladı. Herkes biliyor bunu. Theodor Herzl zaten o dönemde dedi ki ben bunu kurmakla İsrail'i kurdum ama şimdi söylersem benimle dalga geçerler dedi. Ve hakikaten dediği gibi hatıratında bunu aktarıyor tabii ki. Dediği gibi gizli şekilde bu işe götürerek en sonunda kamuya mal ederek gerçekleştirdi ama bunu paylaşmadı insanlarla. Yani bu devlet olacak diye açıktan ilan etmedi ama bunu zaten murad etmişti ve yerine getirdi.
bizde bilgi değerli değil arkadaşlar. Bunu kabul etmek lazım. Yani hiç bilen de bilmeyen bir olur mu diye bir ait kelime var tabii ki. Biz bilgiye değer vermeyen bir topluluğuz. Yani ben İslam camiası olarak bunu kastediyorum. İslam camiası açısından bir eleştiri. Tabii ki Türk toplumu açısından da bir eleştiri. 1910'da Uluslararası Dernekler Birliği diye bir şey kuruyor. Paul Watlet diye bir adam. Düşün 1910'da. Ya hangi uluslararası dernek var ki? Biz o zamanlar hala daha büyükelçilerimizin gittikleri yerlerde Osmanlı aklı maalesef son dönem kötüdür, çöküş dönemimiz. Hesap ödettirmemesi gerektiğini düşünen bir bürokrasi anlayışına sahibiz, yani onu da ortaya koyalım. En pahalı hediyeler her zaman bizim sefirler tarafından sunulur, sonuna kadar masraf edilir falan. Ama adamlar bürokrasiyi falan aşmışlar zaten, bir de dernekler birliği kurmuşlar. Pahalı ödettiğinden adam information science diye bir şey vardır, bilgi bilimi, bunun kurucusudur. Bizim kullandığımız kütüphane sistemlerin kurucusudur. Şimdi bilgi değerli değil dedim. Demin 15 Temmuz'la ilgili bir konferanstan geldim, Marmara İlahiyat Fakültesi'nde önemli bir konferans. İşte bayağı bir yabancı konuk vardı. İbrahim Kalın konuştu, Esra Albayrak konuştu falan. Ben orada dedim ki Gassam'a gidiyorum. Orada Pakistan'la ilgili önemli bir şey var. Toplantı var dedi. Bir hocamız, isim vermeyeyim, dedi ki ya çok önemli, bizde de hiç uzman yok dedi bununla ilgili. Ya bir de bu var. Yani çok araştırdı da sanki Pakistan'la ilgili kaç tane uzman var diye. Yani şimdi ben dedim ki hocam var da biz bilmiyoruz. Kim var ya dedi. Ya dedim Halil Toker diye bir hoca var dedim. Kendisi de burada oturuyor. Yani 40'tan fazla kitabı var tercümeler dahil dedim. Ve kendisi çok iyi bir Pakistan uzmanıdır dedim dikkate alırsanız. Allah Allah, bir tanıştır sana falan. Şimdi yani sanki onu biliyor da Ömer Faruk Arman'dan haberdar mı? Adam Tevrat hafızı, İbranicesi çok iyi, Arapçası çok iyi. Hatta hocayla birazcık böyle yakın arkadaşları hocaya takılırlar. Hocam bir taraftan olmazsa diğer taraftan cennete gidersin diye diğer tarafta. Yani bilgiye değer vermiyoruz. Bunu kabul edelim. Vitrini oynuyoruz. Çok değerli basından arkadaşlar var. Gazeteci arkadaşlarımız var. Gazetecilik önemli bir şey ama maalesef Türkiye'de gazeteci olmadığınız zaman sözünüz dikkate alınmıyor. Siyasi olmadığınız zaman sözünüz dikkate alınmıyor. Sivil toplum örgütlerinde partiye çevirip bırakıyoruz. O da ayrı mesele. Şimdi yani bilgiden korkmak ya da bilgiyi tahrif etmek bizde bir hasret haline gelmiş. Mesela evrensel olarak bakıyorum, uluslararası örgütler açısından Pakistan konusunda da bunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Evrensel açıdan Pakistan konusuyla ilgili bir çözüm ortaya koymak istiyorsak uluslararası örgütlerde bir kere etkin olmalıyız. Ama bakıyorsunuz ister lokal, bölgesel, ister evrensel uluslararası örgütler kesinlikle bir gücümüz yok. Yani şey açısından, ümmet açısından konuşuyorum, Müslüman devletler açısından. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reformuyla ilgili doktora tezi yazmış biri olarak iyi kötü Birleşmiş Milletler'i yakından biliyoruz. Birleşmiş Milletler'in en basitinden bu 5 daimi üyesinin hiçbiri Müslüman devlet değildir. Onun için Birleşmiş Milletler'e Hristiyan Birliği denir. Yani şimdi konuşmacılar güzel söylüyorlar, tamam hani Birleşmiş Milletler'den niye karar çıkmıyor diye. Yani niye çıksın ki? Yani Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber Hristiyan dünya zaten Müslüman camiayı öteki olarak ilan etmiş. Değil mi? Nasıl sen buradan bir karar bekleyebilirsin? Çıkmıyor. Mesela Türkiye genelinde bir eleştiri yapayım. 30'dan fazla üyesi olduğumuz uluslararası örgüt vardır. Gerçi uluslararası örgütle NGO farkını da bilmiyoruz. Yani non-governmental ile international organization farkını bilmiyoruz. Hani hükümetler dışı diye de kötü bir tercüme yaptık, o da uymadı. Türkiye'nin mesela Uluslararası Rugby Federasyonu'nda bile üyeliği vardır. Ama bununla ilgili yani doğru düzgün bilgi yoktur. Hadi onu bilmemize gerek yok da. Yani Avrupa Konseyi'dir ya da NATO'dur ya da Birleşmiş Milletler'dir. Orada çalışan insanlar vardır, sizin daimi temsilcileriniz. Onlar sizinle ilgili karalamalar yaparlar, iftiralar atarlar. Farkına varmazsınız, görmezsiniz, bilmezsiniz. Ya da büyükelçi gönderirsiniz. Gönderdiğiniz yerdeki büyükelçi o dili bilmez. Çin büyükelçisi Çince konuşamaz, Hint büyükelçisi Hintçe konuşamaz falan. Yani bilinen şeyler ya da bilinmeyen. O alçak koltuk krizi vardır hatırlarsınız, yani İbranice konuşamayan bir Türk büyükelçisi tabii ki konuşamaz. Ve orada bayağı bir hakaret uğramıştı kendisi. Yani burada benim ortaya koymaya çalıştığım şey şu. Uluslararası hukuk
yani uluslararası hukuka emek vermiş bir kişi olarak, iyi kötü iki kitap yazmış ve makaleler ortaya koyan biri olarak uluslararası hukukun reddedilmesine de karşıyım, kutsanmasına da karşıyım. Vorgul Love diye bir alan var, önemli bir uluslararası hukukçu. Yani international law isn't a chimera diyor. Yani bir vehim, bir şey değildir, bir canavar değildir diyor. Nor a panacea diyor. Yani bir remedy all da değildir, her derde deva bir araç da değildir uluslararası hukuk. Uluslararası hukuk siz iyi kullanırsanız sizin işinize yarar. Şimdi bu mevcut örnekte baktığınız zaman, evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işlevi nedir? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi örgütün emredici, karar alan tek organıdır. Sadece işte o 1950 Kore müdahalesiyle ilgili genel kurulun aldığı bir karar var. O da çok tartışmalı bir karardır. Emredici karar alan organ bu. Peki bu niye uygulanmıyor? Uygulanması farklı bir şey. İşte uygulama için doğru düzgün lobicilik yapmak, doğru düzgün. Yani Allah aşkına, bu reform çalışmalarıyla ilgili kim ne ortaya koydu? Gene Pakistan'dan ses çıktı. Raghazi diye bir adam ortaya çıktı, plan koydu ortaya. Dedi ki yani şöyle reform edilmelidir diye. Yani Türkiye mesela İtalyanlar öyle diyorsa doğrudur diye arkalarına takıldı. Ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla alakalı herhangi bir planımız yok mu? Yok maalesef yani. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şu, oralarda etkin olabilmek için de doğru düzgün adam yetiştirmek lazım. Yani ben kendi çapımda bir inisiyatif başlattım, ondan bahsedeyim, çok da uzatmayayım. Türkiye Gençlik Vakfı çatısı altında Çin, Hindistan, Rusya uzmanlığı programı açtık. Biz burada güzel Çince, Hintçe, Rusça öğretiyoruz. Bu arkadaşlar çalıştıkları bölgelere gidiyorlar. Pakistan'a gönderdik bu yazın mesela. Çok memnun kaldılar. Çin'e gönderdik bir grubu. Rusya'ya, Belarus'a gönderdik. Adam yetiştirmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü dil bilmeden, o bölgeyle alakalı bilgi sahibi olmadan, o bölgeyle alakalı nasıl lobicilik yapacaksınız? Sizin gönderdiğiniz adam bilmiyor ki oranın dilini. Yani bizzat büyükelçi bilmiyor ya. Bu kadar fecaat. E şimdi bu böyle olunca da yenilme tabii ki kaçınılmaz oluyor diplomasi alanında, uluslararası örgütler nezdinde. Benim özellikle bu sorunla ilgili çözüm önerim şu. Bir kere yani şu İslam İşbirliği Teşkilatı artık lütfen işe yarayan bir kuruluş olsun. Yani işe yaramasın diye kurulmuş bir kurum diyordu geçen bir hoca. Yani gitgide inandım buna. Geçen bir toplantısına gittik. İngilizce konuşuldu, Türkçe konuşuldu, Arapça konuşulmadı. Bir Arap arkadaş da dedi ki, ya dedi, burada konuşulacaksa Arapça konuşulmalı dedi. Yani haklı adam. Yani ne işe yarıyor, ne yapıyor bilmiyorum açıkçası İslam İşbirliği. Ya da niye bizim doğru düzgün işleyen bir uluslararası örgütümüz yok? Ya da niye doğru düzgün lobicilik yapamıyoruz? Ya bunun özel dersleri, kursları falan var. Yani bununla ilgili özel uzmanlar var. Hocam, İstifade etmiyoruz. Toparlayabilir miyim? Tabii toparlayayım. Sonuca geldim zaten. Dediğim gibi özellikle uluslararası örgütler nezdinde bir şeyler yapmak lazım. Hükümetler dışı örgütler nezdinde yapmak lazım. Ve şöyle bir önerim de var. Yani sadece bunu teknik alanda değil, sanat alanında da aktarmak lazım. 1947 ile başlamış bir sorun seneye 70. yılı olacak. 2017. Şimdi bununla ilgili mesela doğru düzgün film yapılması lazım. Çok önemli. Uluslararası camiada çok etkin olur. Yani adamlar İşgallerinden, zulümlerinden kahramanlık hikayeleri çıkarıyorlar. Bakınız Vietnam, bakınız Irak. Gidiyor, zulmediyor, asıyor, kesiyor, tecavüz ediyor. Olmayan kahramanlar üretiyorlar. He-Man'ler, bilmem She-Man'ler, işte Superman'ler. Ama biz kendi kahramanlıklarımızı ya da kendi mağduriyetlerimizi bir türlü dile getiremiyoruz. Niye? Değer vermiyoruz. Değer vermiyoruz. Yani çok basit bir örnek. Toy Story diye bir film var. Animasyon duymuşsunuzdur. 200 milyon dolarlık bütçesi var Toy Story'nin. Ama getirisi de 1 milyar dolar olmuştur. O da aynı mesele. Üçüncüsü. Yani sadece bunu ben akademik alanda yapalım demiyorum. Bunu her alana aktarmak lazım. Yani Keşmir'le ilgili ben şöyle doğru düzgün, yani şu da mükemmel bir filmdir diye açıkçası hatırlamıyorum yani böyle uluslararası camiada. Yok. Kıbrıs'la alakalı yok. Filistin'le alakalı yok. Yani hepsine geçtim. Adamların bu kadar Christmas filmi var. Bir tane bayram filmi yok ortada ya. Değerlerimize de sahip çıkamıyoruz. O da aynı mesele. Peki, çok uzatmayayım. Teşekkür ederim. Değerli hocama teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mustafa kardeşime de
Son olarak bir daha fazla vaktinizi almayacağız. 15 dakika içerisinde inşallah konumuzu toparlayacağız. Makbuza Keşmir dediğimiz, işte dediğimiz gibi Hindistan'ın kontrolü altındaki Makbuza Keşmir, Pakistan'a göre daha yüksekte olduğu için ister istemez tabii stratejik olarak öneme sahip. Ben en son Keşmir'e 1992'de gitmiştim. Ondan önce birkaç kez daha gitmiştim. Hem Azad Keşmir tarafına gitmiştim. İki kez de Hindistan tarafına gitmiştik. O zaman öğrenciydik. Ve en son Pakistan'a gittiğimde 1992'de Hindistan bildiğiniz gibi muson yağmurları var. Baraj kapılarını kapaklarını açıyor. Pakistan'a haber vermeden. Ve bu senelerde hep devam ediyor. Oradaki bütün Pakistanlı, Azad Keşmir tarafındaki insanları ölmesine sebep oluyor. Bu tabi aslında uluslararası bir suçtur. Bir tarafta insanları sokak ortasında katlediyor, öbür tarafta da tabi afetle Pakistan tarafındaki egemen olan bir ülkeyi bir nevi seller altına bırakıyor. Şimdi Mustafa Bey kardeşime de bunu sormak istiyorum. Yani Pakistan'da Hindistan stratejik olarak bu suyu bir nevi savaş olarak kullanıyor, savaş aleti olarak kullanıyor. Tabii Pakistan'da son zamanlarda ciddi olarak Hindistan'a tavrı var, duruşu var. Fakat bir de baktığımız zaman iki tarafta da bir nükleer güç var. Hem Pakistan hem Hindistan'da da nükleer silahlar var. Allah korusun, acaba bir savaşa doğru mu gidiyoruz ya da savaş olma ihtimali var mı? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de Mervan'ın birazcık değindi. Son Temmuz'da başlamış olan Hindistan'ın toplu katliamları şu anda ne durumda? Olaylar devam ediyor mu? Son olaylardan biraz bilgi verirseniz sevinirim. Tamam. Teşekkür ederim. Millete selamünaleyküm. İnşallah hayırlı, bereketli ve özellikle Keşmir için faydalı bir panel olmuştur. Bütün zaaflarımıza, bütün eksiklerimize, sıkıntılarımıza rağmen evet kesinlikle bir üst akıl var. Ve bu üst akıl dünyanın her tarafına Kıbrıs'la sermiştirmiş. Hindistan coğrafyasının Kıbrıs'ı da Keşmir. Kesinlikle orada da bir Keşmir, bir Kıbrıs'ı görüyoruz. Peki bu Keşmir neresi? Bizim neremiz oluyor? Kanuni döneminde yaşayan Mustafa bin Ali diye bir haritacı var. Bu haritacı Kanuni'ye bir rapor sunuyor, bir kitap, risale sunuyor. Dünya şehirlerinin İstanbul'a olan kuş uçumu diyelim, uçuşu, uzaklığını hesaplamış. Bu başka bir akıl, başka bir strateji. Hani misak-ı milliye sığdırılamayan bir zihnin ürünü. Ben de gelirken şöyle bir bakayım dedim. Yani hani ne kadar uzaklıktayız biz İstanbul'a, Türkiye, Keşmir'e ne kadar uzak, Hindistan ne kadar uzak. Hindistan tabii büyük bir ülke. Uzak bir bölgeyi seçtim, Kerala'yı seçtim. Oradan işte Muzaffaralta, Keşmir'e, Srinagar'a uzaklığını ölçmeye çalıştım. İşte Türkiye'den kuş uçuşu 2800 kilometre civarında, normal karayolu 3500, hemen hemen aynı rakamlar. Kerala'dan yani uzak bir coğrafyadan. Aslında mesafe olarak yakın ama kalbi olarak çok daha yakınız, hiç mesafe yoktur. Allah nasip etti 4 defa ben Keşmir'e gittim. Herhalde bundan kaynaklanıyor. Keşmir'de bir cumhurbaşkanının evine de, bir çobanın evine de ziyarete gidebilirsiniz ve aynı şevkle, aynı heyecanla Türkiye'den geliyorsanız karşılanırsınız. Keşmir ve o coğrafya bizi gerçekten çok seviyor. Bizim pek haberimiz olmasa da. Bana sorulan soru üzerinden gideyim ama öncelikle bu hani yeni bir savaş çıkar mı diye soruldu. Öncelikle o savaşları göreceğiz ama kendi fikrimi baştan ifade etmiş olayım. Ben Orta Doğu'da değil, üçüncü ve son savaşın Keşmir merkezi çıkabileceğini düşünüyorum. Müthiş bir patlama noktası var burada. Allah göstermesin.
süreç şöyle, ya üç tane büyük savaş, yani üç savaş yaşanıyor, onlarca küçük çatışmadan bahsediyoruz. Aslında 400 defa savaşıyor Pakistan, Hindistan ama bir tanesi Bangladeş merkezli. 1947'de birinci savaşta Pakistan bugünkü Keşmir'in işte üçte bir olan topraklarını alıyor. 14 ay civarında süren bir savaştan bahsediyoruz. Tabii bölünme sürecinde belki milyonlarca Müslümanın, yani işte insanın canına mal olan bir parçalanma süreci var. 1965 savaşı ilk etapta Pakistan'ın hızlı bir atakla belki biraz topraklarını aldı. Daha sonra gerilediği bir savaş. 71'de Bangladeş'i hızlanarak anlatıyorum. Yani süre sıkıntısından dolayı Bangladeş, yani Doğu Pakistan'ın ayrılmasıyla neticelen ve en fazla kaybın olduğu savaş yaşanıyor. 99'da Kargil Savaşı'yla da nükleer bir savaşın, az önce bahsettiğim meselenin tam eşiğinden dönülüyor. Büyük bir çatışma ya da onlarca çatışma bu arada defalarca oluyor. Peki hani olabilir mi böyle bir çatışma süreci, böyle bir savaş olabilir mi? Güç dengesini koyarsak eğer hemen hemen Pakistan ordusu Hindistan'ın 2-3'te biri büyüklüğünde, şimdi konvansiyonel savaş anlamında söylüyorum, yetenekler anlamında işte 600 bin civarında askeri var, öbür 1,5 milyon civarında yedek askeriyle beraber Pakistan'ın 1,5 milyonu ancak çıkıyor paramiliter güçlerle beraber. Halbuki Hindistan'ın işte 5-6 milyona varan bir gücü var. Hindistan gerçekten bölünmekten korkuyor. İçerisinde barındırdığı onlarca işte millet vesaireden dolayı ve Keşmir'i her anlamda, stratejik anlamda işte süper güç olma yolunda tutmak zorunda. Bu nedenle yüz binlerce askerini bölgeye yığıyor. Bu son alaylarda da tabii özellikle askeri yığınak yaptı. Ordusu asker kuvveti olarak iki katı büyüklükte en az. Savunma harcamaları olarak 6 kat daha fazla harcama yapıyor askerine Hindistan. Hava gücü en az 2 kat daha fazla büyük. Deniz kuvvetleri gücü olarak 3 kat daha fazla. Zırhlı güçler anlamda %50 civarında fazla. Fakat konvansiyonel savaş işe yaramıyor. İşte diğer savaşlarda da gördük. İşte 67 savaşında bir kanalı geçemiyor Hindistan ordusu. İşte 99'da tepelerdeki Pakistan güçlerini aylarca durduramıyor, aylarca alamıyor. Bir noktaya kadar konvansiyonel savaş ve bu süreç nükleer savaşla neticeleniyor, nükleer güç edinmeyle neticeleniyor. Hindistan önce nükleer silah sahibi oluyor, akabinde hemen Pakistan'da işte çorba bile içmek zorunda kalsak Pakistan halkı olarak biz de nükleer silahımız olacak diyor. Ve hemen akabinde ilk denemeden sonra birkaç gün sonra Pakistan'da denemesini yapıyor. Ne getirdi ne götürdü. En azından büyük bir savaş olmasını engelleri şu ana kadar. Şu ana kadar iki tarafında nükleer güç olması. Pakistan bütün zaaflarına ve işte daha küçük bir ülke olmasına rağmen Hindistan'a nazaran işte 200 milyon diyelim nüfusu, bir tarafta 1 milyon 200 milyon nüfus var. Dokunulmazlık elde etmiş oldu Pakistan. Şu aşamada belki bizim açımızdan, yani İslami veya insan açıdan değerlendirmekten bahsetmiyorum. Ama nükleer güç Pakistan'ı Hindistan'a karşı korumuş oldu. Şu ana kadar Aslan Bey'in sorusuyla sorusundan dolayı devam ediyorum. Şu ana kadar böyle bir çatışma olmadı. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Ben 3. Dünya Savaşı'nda oradan patlak verebileceğini düşünenlerdenim. Son duruma değinmek gerekirse işte 8 Temmuz'da Burhan Vani'nin şehit edilmesi, katledilmesinden sonra başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Burhan Vani işte 22 yaşında sosyal medyayı çok iyi kullanan, sosyal medyadaki direnişi örgütleyen isimlerden bir tanesi katlediliyor. Hemen akabinde Müslümanlar meydanlara iniyorlar, cenaze namazları kılınıyor. Yani işte 50'den fazla şehirde, bölgede cenaze namazları kılınıyor. Yüz binlerce insan katılıyor. Tabii Hindistan için bu tahammül edilebilecek bir şey değil. Toplanan insanlara karşı hedef gözetmeksizin ateş açıyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere çok sayıda insan katlediliyor. Özellikle gözleriyle alakalı bir şey var. Ben onu tam açıkçası anlayamadım. Çünkü Pakistan'dan gelen bilgilerde de özellikle gözlere yönelik bir şey yapıyorlar. Yani yüzlerce, binlerce insanın gözlerini kör ediyorlar. Çok garip bir şey var. Bu yani nedenini anlamadığım bir şey. Pakistan için, Keşmir için olağanlaşan artık olağanüstü bir hal var orada. Olağanüstü hal olağanlaşmış durumda maalesef.
işte sokağa çıkma yasakları bütün şehirlerde zaman zaman ağırlaştırılarak devam ediliyor. Okullar kapalı, internet işte kısıtlı, telefonlar kapalı. Tabii direniş de devam ediyor. Orada direnen örgütler var, direniş örgütleri var işte. Leşker-i Tayyip ve Ceyş-i Muhammed gibi, Hareket-i Mücahidin gibi örgütler var. Onlar mücadelelerine devam ediyor. Ben zaman probleminden dolayı sadece şunu da katmak istiyorum. Yani Keşmir meselesi Hindistan'ın iç meselesi değil. Keşmir meselesi bizim meselemiz. Bununla alakalı ben gazetelerde işte Türkiye ne yapmalıdır, biz ne yapmalıyız noktasında bazı öneriler, çözüm önerileri sunmaya çalışıyorum ama Keşmir Hindistan'ın iç problemi değildir. Bizim meselemizdir. Biz işte Konya'nın, Erzurum'un, Hatay'ın problemlerine nasıl eğiliyorsak Keşmir'in problemlerine de işte Sirinac Hanım'ın Muzaffer Abad'ın da problemlerine eğilmek zorundayız. Allah razı olsun, selamünaleyküm. Yani Keşmir tabii ki yani dediğiniz gibi yani Mustafa Bey'in de dediği gibi inşallah olmazsa 3. Dünya Savaşı'nın belki çıkabileceği bir nokta. İnşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü Keşmir Ali Hocam'ın bahsettiği gibi şu anda 4 parçaya bölünmüş ama 3 ülke olarak. 3 ülkeye baktığımız zaman 3'ünde de nükleer güç. Bir tarafta Çin, bir tarafta Hindistan, öbür tarafta Pakistan. Bizi de hem Türkiye olarak hem Müslüman olarak bizi de ilgilendiren bir coğrafya. Bizim orada kardeşlerimiz var. Hem din kardeşlerimiz var hem soydaşlarımız var. Dolayısıyla yani biz de kendimizi bunun dışında tutamayız. Rabbim bu tür feleketten bizleri korusun. Biz Gassam ailesi olarak ve Türkiye'deki Müslümanlar olarak biz her zaman Keşmirli kardeşlerimizin yanındayız, Müslümanların yanında, Pakistan'ın yanındayız. Ve aynı zamanda burada Pakistan'ın haklı olan bir davası bu. Yani daha önce anlatıldığı gibi 562 racalık vardı. Bunlar herkes kendi başına özgür bırakılmıştı. İşte Müslümanlar bir tarafa, Müslümanlar bir tarafa, işte Pakistan alttan toplanacaktı. Fakat burada oyun bozan Hindistan olmuştu. Pakistan her zaman kurallara uymuştu. Ve burada Hindistan'a uluslararası insan haklarına saygılı olmaya, özellikle Keşmir'deki işgalinin sona ermesini talebinde bulunuyoruz. Bu tabii ki yani sadece bizim bir talebimiz. Belki yani bir şey olmayacaktır ama en azından biz şunu demek istiyoruz ki Hindistan Keşmir'de işgalci durumdadır. Hiçbir zaman uluslararası ve insanlar nezdinde bir geçerliliği yoktur. Katılımınızdan dolayı ve değerli panelistlere çok çok teşekkür ederiz. Sizlerden de Allah razı olsun. Fakat konuyu kapatmadan önce bir plaket takdimi olacaktır. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.